Elimizden geleni gerçekten büyük samimiyetle ve özveriyle yapıyoruz. Ama bundan yüksünmüyoruz. Millete hizmet etmekten daha kutsal bir görev düşünemiyorum. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızın geceli gündüzlü, gün içerisinde onlarca programda bizzat iyi konuşmacı olarak ve işin başında ülke yönetimi, buna bağlı olarak bir siyasi partinin lideri olarak da siyasi çalışmalar, ülkemizin yaşadığı seçimler, çevremizde olan krizler ve savaşlar, ülkemize karşı yöneltilen saldırılar, bütün bunları düşündüğümüz zaman gerçekten Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, partimizin üst görevlerinde olan değerli büyüklerimizin bizler genç milletvekili olarak tabii ki hem yorulacağız hem koşturacağız ama bir of deme gibi lüksümüz yok. Çünkü milletin emaneti omuzlarımızda. Dolayısıyla bu işe girdiğimiz sürecin içerisinden beri bunu hiçbir zaman bir meslek olarak görmeme, bir onur olarak ismimize ve davaya en ufak bir gölge düşürmeden Allah katında da rahmani boyutta, kul katında da hukuki ve vicdani ve etik boyutunda işi layıkıyla yapmaktan gayri bir çabamız yok. Büyüklerimiz tabii ki sonuçta değerlendiriyor ama en büyük değerlendirici Yüce Mevlam ve vatandaşımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi haktan ve halktan başka hiçbir şeye karşı dayanma gücümüz yok. Dolayısıyla milletimiz gözlemliyor. Bu çok önemli. Milletimizin çok güzel bir feraseti var. Ben dün Nadir Toprak Kaynakları Araştırma Enstitüsü'nün bütçesi hakkında konuşmacıydım. Önemli Türkiye'mizde bazı savunma sanayinde kullanılan nadir toprak elementlerinin bütçesini sundum. Orada bir söz paylaştım. Evet dedim, bu ülkenin toprağı verimlidir. Tarımda verimlidir, madende verimlidir. Her iklimin en güzel yaşandığı, coğrafyası dünyada en güzel olan ülkelerden biridir ama hiçbir devlete nasip olmayan, bu topraklar üzerinde yaşayan çok asil bir millet vardır, nadir bir millet vardır. Milletimiz de buradaki asaletini ve ferasetini 15 Temmuz'da göstermiştir. Çok ciddi saldırıların olduğu, ülkeye bazı komploların kurulduğu, çok ciddi süreçleri aziz milletimiz ferasetiyle, sağduyusuyla ve millet olma refleksini doğru zamanda, doğru yerde ve meşru zeminde kullanma şekli göstermiştir. İşte malumunuz bugünlerde Fransa'da yaşanan olaylar, dünyanın her yerinde yapılmaya çalışılan toplumsal kalkışma çabaları, bir de aziz milletimizin, Türk milletinin gösterdiği feraset, sağduyu 15 Temmuz'da milletin geleceğine sahip çıkması, seçtiği insanları ve ülkesini muhafaza etmesi ve hiçbir surette birilerinin milli iradeyi gasp etmesine müsaade etmemesi. Dolayısıyla aynı zamanda içinde bulunduğumuz meclis iki defa gazi olmuş bir meclis. Bu çok önemli. Bizler de Gazi Meclis'in milletvekilleri olarak bu anlamdaki sorumluluğumuzun da farkındayız. Vatandaşlarımızın tabii ki bizlerle telefonla teması önemli. Artık iletişim kanalları çok açık. Yıllar önce eski milletvekili binalarımız yan taraftayken A blok, B blok yapıları, taş yapılar, daha küçük odalar ancak milletvekillerinin bir ortak kullandıkları sekreterya, oradan gelen fakslar ve telefon görüşmeleri. Ama şimdi hamdolsun ülkemizin her yerinde cep telefonlarıyla iletişim var, internet kanalıyla iletişim var. Her yönden vatandaşımız bize ulaşabiliyor. Tabii burada aziz hemşehrilerimin bilmesi gereken bir konu var. Burası bir milletvekilliği makamı ve bizim dışımızda da görev yapan, bizim yetişemediğimiz yerde telefonlarımızı alan, bu telefon bağlantıları ile vatandaşımızın isteklerini dile getirebileceği 3 tane profesyonel personelimiz var. İllerde, ilçelerde, mahallelerde, köylerde ve beldelerde teşkilatımız var. Vatandaşımızın sıcaklığı ve samimiyeti tabii ki belki yüz yüze, belki direkt milletvekiliyle temas kurmayı istiyor. Biz de bundan çok memnun oluyoruz. Değerli hemşehrilerimle telefonda birebir konuşmak kadar gerçekten bizim yaptığımız siyaseti anlamlı kılan bir şey yok ama biz aynı zamanda komisyon üyesiyiz. Yani meclisteki yasama faaliyetlerimiz döneminde sürekli genel kurul salonunda, diğer dönemlerde mesela ben Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesiyim. Aynı zamanda Polonya Dostu Grubu Başkanıyım. Aynı zamanda AK Parti Grup Yönetimindeyim. Aynı zamanda Kırklareli'nin iktidar partisinin AK Parti'nin tek milletvekiliyim. Gerek genel merkezde Kırklareli ile ilgili bir konu olduğu zaman gitmek durumunda kalan kişiyim.
komisyondaki bir faaliyette mutlaka bulunmam, yine yasamadaki bir faaliyette mutlaka bulunması gereken ve ilimdeki siyasi veya vatandaşımızın tüm faaliyetlerine de elimden geldiğince bulunmak zorunda olan tek kişiyim. Dolayısıyla bazen telefonlarımızı sekreteryamıza yönlendirmemiz, bazı durumlarda açamadığımız durumlarda söz konusu olabilir. O konuda vatandaşlarımızın, değerli hemşehrilerimin affına sığınıyorum. Makamımızı aradıkları zaman burada 7/24 bizim danışmanlarımıza ulaşma, illerde ve ilçelerde yine il ve ilçe başkanlarımıza ulaşma ve bizim özellikle her hafta sonunu ilde geçiren bir milletvekili olarak belki yüz yüze birebir orada görüşebilme olanağımız var. Dolayısıyla burada üstlendiğimiz bu kutsal görevi gölge düşürmeden en yüksek verimlilikte ve en etkin şekilde yapmanın yolu zamanı en iyi kullanmak. Gerçekten ben bir mühendis olarak kamuda, özel sektörde, kendi işinde çalışmış, neredeyse masanın dört köşesinde oturmuş bir insan olarak şunu söylüyorum. En değerli şeyimiz zaman. Para bulunabiliyor. Birçok konuda insan kaynağımız da gelişti. İletişim araçları, ulaşım araçları hamdolsun dünya standartlarında. İşte ben bugün buradayım. Bir saat sonra İstanbul'dayım. İki saat sonra Kırklareli'deyim. Bunda çok kolay. Yurt dışındaki bir kardeşimize telefonla iki saniyede ulaşabiliyoruz. Büyük dataları, büyük verileri, büyük projeleri elden ele götürmeye gerek yok. Bilgisayarla bunları gönderebiliyoruz. Ama en önemli şey zaman. Gerçekten zaman bütün bu görevlerin aynı temsilde yapılmasında yettiği söylenebilir mi? Biz bunu şikayetçi olarak kesinlikle söylemiyoruz. Ama bunları tabii ki daha iyi yapma çabası içerisinde zamanı planlamamız gerekiyor. Onun için bu konuda kıymetli hemşehrilerimin bizim bir eksiğimiz varsa bu konuda aflarına sığınıyorum. Ama emin olsunlar ki illerinin milletvekili samimi bir çaba içerisinde ilin ve bölgenin ve ülkenin tüm hizmetlerini herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit olduğu esasına göre ve gerçekten doğru olanı en kısa zamanda yapmak çerçevesinde olaylara baktığımızdan hiçbir şüpheleri olmasın.